Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu modeli hazırladım. Bakın çok güzel. Öyle çıtı kirpikli trabzanların üzerinde şöyle dalların arasında fıstıklı kirpikli bir çiçek hazırladım. Modelim bu arkadaşlar. Bugün size bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şöyle zarif çıtı pıtı model sevenler için şöyle çok hoş ideal bir model. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İki çiçeğimin arasına 10 tane kirpikli trabzan ara mesafesi bırakıyorum şöyle ilk başlar gibi başlayacağız bir zincirimi çekiyorum bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir kapatıyorum trabzanımın şöyle arasına bu şekilde 10 tane yaptım şimdi yuvası için bir zincir çektim ve yandaki boş tığ battıya girip bir tane boş trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıya girdim. Trabzanımı yaptım. Ve 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 alarak trabzan yaptım. Kenarlarda birer boş, ortada bir kirpikli trabzan ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Şöyle ters tarafına döndüm. Bakın boş olan trabzanımı böyle tepe noktasına girip sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Düz tarafına döndüm. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. iki defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, 2, 2 alarak şöyle bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir kirpiğini kapattım. Buraya bu şekilde dal hazırlayacağım. Geri kalan kısma da sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 altıncı yuvada yapıyorum Bakın bu şekilde altı tane sık iğne yaptım ve beş zincir çekiyorum İlk dalımız bu şekilde hazır beş zincir iki üç dört beş yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitliyorum şimdi bir iki üç dört zincir iki defa tığımı doladım hemen aynı yuvanın içine giriyorum bir iki iki ve 2 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi bu şekilde kirpik yaptım geriye kalan kısma daha 5 tane sık iğne yapıyorum bu 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım 6. sık iğne yuvada ikinci dalımız da bu şekilde hazır şimdi yine 5 zincirden yuva hazırlıyorum sabitledim 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımın başını doluyorum yuvaya girdim bir ilmek alıp dibinde 1 2 2 2 alarak bakın bu şekilde trabzanım hazır 4 zincirimizi çekelim ve sık iğne ile buraya sabit geri kalan bu kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum bu 1 2 3 4 ve 5 6. sık iğnemi yuvada yapıyorum o dalımın sık iğnesi bir tane de ben kaymaması için ilk başta yaptığım gibi bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir zincirimi çekip bir defa tığımı doladım. Hemen ara mesafesine, ara suyuna başlıyorum bakın. Yandaki boş olan tığ battı. 2 2 alarak tırabzan yaptım. Evet, dallarım bu şekilde hazır. Bu şekil olacak arkadaşlar. 3 tane dalın arasına bakın buraya 2 tane beşer zincirli yuva yaptık. Bunlara şimdi fıstıklı kirpik yapacağız. Şimdi biraz ara suyundan gösterelim. 4 zincirimi çekiyorum buraya kapatıyorum kirpik yaptım. 1 zincirimi çektim. 1 defa doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 1 zincir 1 defa doladım. Hemen tığ battıya girip 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan yapacağız tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar şimdi bunları ben biraz ilerleteyim fıstık yapımında oluşan dallarımız hazır bu iki dalların arasındaki 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum şöyle bu şekilde 1 2 3 zincir bir defa tığımı doladım yuvanın içine girip bir tane ilmek çıkarıyorum bir. 2 3 4 5 8 tane bu şekilde ilmek alacağım. 6 7 ve 8 8'ini birden bu şekilde buraya topluyorum. Sık iğne ile bakın fıstığımı yaptım. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki yeşil yuvaya girip 3 seferde aldığım bir trabzan 2 ve 2. Kenarına bir trabzan yaptım ve 5 zincir çekiyorum. Çevirdim. İlk başlarken çekmiş olduğumuz bu 3 zincirin arasından girip 5 zinciri buraya sık iğne ile sabitleyip bir tane yuva oluşturdum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Dalımın ucundaki bu 4 zincirli yuvadan girip sık iğne ile sabitledim. Bir tane trabzan yaptım. 4 zincir çevirdim düz tarafına. Bu 3 zincirin içine girip buraya bir tane kirpik oluşturuyorum 4 zincirden bir defa tığımı doladım bakın arasına zincir çekmiyorum bu 5 zincirli yuvadan giriyorum şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım küçük bir trabzan 4 zincirimi çekiyorum buraya kapattım bir defa doladım aynı yuvanın içine bu şekilde kirpikli trabzanlar yapacağız 3 evet, ve 4 kapatıyorum bu şekilde bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 2 2 4 zincir. Sabitledim. Direkt ortadaki bakın yuvanın için 6 tane kirpikli trabzan olunca hemen bu şekilde sık iğne ile buraya sabitleyip ipimi koparıyorum. Bakın dibine de bir zincir muhakkak çektim. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar altı kirpikten oluşan bir fıstık yaptık iki tane dalımızın arasına şimdi bunu da pembe renkten yapalım iki dalın arasındaki yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum ve üç tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım şöyle yer açıyorum Şu, bu bir 2 bakın bu 3 zincir boyutuna çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde ilmeği topladım ve bakın hepsinin içinden geçtim bu şekilde burada sık iğne ile bağladım bir defa tığımı doladım yine yeşil yuvaya giriyorum şöyle 1 2 iki ve 2 iki. 8 ilmekten oluşan fıstığım bu şekilde hazır ve 1 2 3 4 ve 5 hemen döndüm buradan ilk önce çekmiş olduğumuz 3 zincirin arasından girip sık iğne ile sabitledim 3 zincir çekiyorum yuvanın içine girdim. Sık iğne ile buraya sabit. 4 zincir çekiyorum. Döndüm düz tarafına. Kapatıyorum bu şekilde kirpik olarak. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 trabzan yaptım. 4 zincir. şekilde 6 tane kirpikli trabzan yapacağız aralısına zincir çekmiyorum fazla açık olmasın diye şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım 4 zincirimi çektim bu şekilde kirpiğimi kapattım bir defa doladım şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 zincir bu şekilde bakın arasına giriyorum. Kapatıyorum. Bir defa tığımı doladım ve 2 ve 2. 4 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip 2 2 alarak 6 tane kirpikli tırabzan. hemen bu yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim bir tane zincir çekiyorum evet, bu şekilde altı kirpikten oluşan fıstıklı yuvamız hazır hemen ipleri temizleyip geleyim arkadaşlar Evet yapmış olduğum modelimiz bu şekilde oldu beraber yaptık sizlerle bu ara mesafesi ve çiçeğimiz şimdi Ramazan Dolayısıyla bu şekilde çıtı modellere inşallah Ramazan bayramdan sonra da Allah izin verirse biraz ağır, ağır modelleri yer vereceğim inşallah Arkadaşlar bu şekilde sizler için küçük hafif modeller isteyenlere de güzel bir alternatif oldu bu model renkler var ama mesafesi Zevkleri size ait. Ben kendi zevkime göre şöyle örnek amaçlı da olduğu için aralarını biraz yakın tutuyorum. Siz de en az 12 tane falan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım modelin bakın bu şekilde oldu. Şöyle bir de ters tarafından bakayım, bakatayım size. Işık açısından da bazen çok güzel yansıyor arkadaşlar. Bazen aslında aynı iş, aynı türbet aynı renk olsa da güzel bir ışık yansıması bulamıyoruz. Evet yapmış olduğum modelin bu şekilde çıtı çok zarif bir model oldu. Bakın şöyle hoşlananlar için ben de hoşlanırım arkadaşlar. Sallantıdan da bu şekilde modelime bakabilirsiniz. Evet modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.